Evet arkadaşlar, gülümsüyorum, bunun bir sebebi var. Ölümcül Tempo geri döndü ve karşınızda Ölümcül Tempolu Eric Tram Trundle Level 1 cheese taktiği tekrardan başlıyor. Bazılarınız şey düşünebilir: Ölümcül Tempo gittiğinde ben Bolivar'a üzüldüm falan. Alakası yok abi, ben Trundle'a üzülmüştüm ve fark ettiyseniz bir daha Trundle videosu gelmedi, hani geldiyse de çok az gelmiştir. Şimdi bir güzel rakiplerin içinden geçeceğiz. Şimdiden videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. Yemek yiyenler afiyet olsun, görüyorum sizleri. Hadi başlayalım. Şimdi bir challenger nasıl düşünür, nasıl Eric Tram yapar, hepsini göstereceğim. Önce bu çalıda bekliyoruz abi. Bakalım tam Kench nereden gelecek? Büyük ihtimalle Red'e yardım ediyor. Etmiyor. Arkasına ilerliyorsun. Otomatik saldırı Q atacağız. O da bana Q atacak. Aynen. Birazcık kayıtlar beni. Olur öyle. Geldin, Q'nu attın. Otomatik saldırı. Otomatik saldırı. Otomatik saldırı Q. Otomatik saldırı. Potumuza bastık bak arada. Daha güzel olabilirdi. Birazcık kötü oynadım. Üzgünüm. Tırpan alacağım. Alsam mıyım ya? Aldım gitti ya. Arkadaşlar bu yüzden teleport girdim. Normalde Trundle'a hayalet alıyordum ama teleport o kadar güzel oluyor ki. Levelde geri kalmıyorsun, minyonda geri kalmıyorsun. Üzerine böyle teleport atıp bir anda rakip base'i yıkabiliyorsun. Teleportunuzu alın. Güzelce oynayın abi. Teleportu almadığınız durumlarda çok fazla camp de yiyebiliyorsunuz. Rakip ormancı böyle 3 defa geldiyse sen orayı direkt kaybediyorsun. Totemimiz bıraktık. Zed'in de 200k Zed'i falan var, tehlikeli bir elemana benziyor. Burada bence 1v2 de atabiliriz minyonlara güvenebilirsem. Geliyor. Bizim ormana gidiyor lan. Eleman kayboldu lan, ne oluyor? Mid'e gitmiş. Burada şöyle bir şey deneyelim, duvara ve sıkıştıralım. Bak vuruyorum, önüne yürüyorum. Vuruyorum, önüne yürüyorum arkadaşlar. Böyle oynamanız gerekiyor. 96 AD'miz var. Niye 96'ydı aynı? Şu an 116'da aynı 90'da ama. Öldük. Yani buna yapabileceğim bir şey yok. Zed'e ölelim bari. O da olmadı. Bu adam buradayken nasıl bir anda tekrardan tapa geldi? Buna da anlam veremiyorum. Olur öyle diyelim, geçelim. Hızlıdan Malfoy'muşu rushlayacağım, bunu aldım. Trundle ben hiçbir türlü bilmiyorum Tao'cum diyorsan belki LoL'e yeni başladın, anlatayım hemen. Pasif sayesinde çevren birisi ölüyorsa herhangi bir şey var, can yeniliyorsun. Q yeteneğin rakibi anlık bir sabitliyor ama anlık böyle. Otomatik saldırı Q yapabiliyorsun, animasyon iptal yani. Bak şöyle vurdum mesela minyona, hemen buna döndüm, Q atabildim. Gördüm, buna animasyon iptal deniyor. Rakibin AD'sini çalıyor, sana ekliyor. Birazcık OP bir yetenek. W gördünüz, alanın içinde hareket hızlı saldırı hızı geliyor. Şimdi bilenler bana kızmasın abi. Yeni başlayanlar olabilir, onlara da top lane'i sevdirelim. Gelsinler ayrı kitirme yapsınlar, bizleri sinir etsinler değil mi? Yeteneğimiz zor bir yetenek. Buzdan bir sütun çıkarıyor. Rakibi sıkıştırabiliyorsun ya da yavaş yatıp böyle bir şeyler yapıyorsun. Gördüm, sıkıştırdım. Ama ben zararlı gibiyim. Niye o kadar tank bu? Oha öldük. Bir şey soracağım. 17 siz, 34 siz. Buna 900 altın verdi, buna 400 altın verdi. Benim niye o kadar eşyam yok? Bir tane vampir kasa aldım, bir tane doldurulabilir iksir, ilerliyoruz. Ürünlerden de şöyle bir şey yaptık bu arada arkadaşlar. Girdiğim ürün ve şahıs diliminiz sağ tarafta görebilirsiniz. Bunun sayesinde canın %40'ın altına düşünce %10 iyileşme etkilerini artıyor. Biz bu oyunu ne yapacağız abi? Gideceğiz. Malfoy'muştan iyileşeceğiz, buradan iyileşeceğiz, pasiften iyileşeceğiz. Buradan saldırı hızı gelecek. Belki omurga kıran alırım, kuleyi yıkarız. Anlayacağınız bu rün bayağı işimizi görecek. Minyon kaçırmadan vurmaya çalıştım. Biraz sıkıcı bir lane olacak ya, Malfoy'muş alana kadar hiçbir şey yapamayacağız gibi duruyor. Şimdi şuna ping atalım. Niye gelmiyor Ekko ama? Güzel oldu bu. Herkes hak ettiğini yaşar ya. Gerçekten böyle bir durumdu burası. Zed bir daha gelirse ben de öleceğim şimdi. Bunlar prem lan Zed'li acaba? Zed yine geliyor bence. Güzel oldu. Yardıma koşacağız arkadaşlar. Küçüklerin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz ve bir tanesini birisi almış bile. Bak yandakiler ölünce yine iyileştiriyor beni, gördünüz mü?
Çok kral bir olay. Thranduil'ın şöyle bir olayı var. Çok rahat tankları ezebiliyor ama böyle Tahm-Kench gibi tanklar gelince birazcık zorlanıyor abi. Adam can kasıyor çünkü. Zırh kassa keseceğim ama can kasınca öldüremiyorsun. Q'sundan iyileşiyor falan. Ortaktan iyileşiyor. Askerlik anılarını da anlatmaya devam edeceğim, onu da söyleyeyim. Bu videoda birazcık Thranduil'a öğretici yapalım. Şöyle bir olay oldu abi. Birisi osurarak boşta 6 kişiyi uyandırdı. Onu anlatırız. Dövüşüyoruz ama yani. Ben canını indiremiyorum gibi hissediyorum. Baksana abi, adamda 0 damage eşyası. Doran yüzü bile yok ama bizi kesiyor. Yok, giremiyorum da adama. Zed geldi. Buradan bir 5 altın. Tahm-Kench diyor ki ben birazcık daha gank istiyorum. Zed kardeşim beni salma diyor. Arkadaşlar 1-300 kötü oynuyoruz ama bak bu oyunu ben taşıyacağım. En yüksek hasar, en yüksek kule hasarı. Bu sözü verdim size. Kule altını boşluğa gitti. 78 milyon da 64 milyon. Birazcık şey mantığında olmanız gerekiyor. Ben her oyunu kazanabilirim. Kendi kendine böyle dersen kazanırsın abicim. Ama Zed'den sürekli gank yiyorum deyip kendi ormancını flamelersen kaybedersin. Buraya vurmayı deneyeceğiz ama Tahm-Kench yetişecek gibi duruyor. Zaten bir vurmaya başladık, kule kalmadı. Mahvolmuşu bitirdim. Gelip buraya Q atma lütfen ya. Bak anlık bir geliyor daha, buradan da bunu aldık. Burada keseriz ama. Ultiledim. Adam kayboldu. Öyle iğrenç bir şampiyon Tahm-Kench ya. Totem için ölecek misin? Bayağı kötüsün bu arada. Gitmeden. Abartmadan yavaş yavaş oynuyorsun. 150 altın geldi lan bir yerden. Gördünüz mü? 150 altın niye geldi anlamadım ama. Gel kardeşim bunu çek. Hatta ayakkabı da alabilirsin. Saldırız ayakkabısı alacağım lan. Ben manyağım şu an. Karşınızda güçlü bir AD karakter varsa armor ayakkabı alın. Gerekiyorsa büyü direnci ayakkabı alın ama ben bu oyun çıldırıp kulelerin içinden geçeceğim. Aa, 150 altın buradan geldi. Oyuna gerçekten yeni bir şey gelmiş sandım. Geldik, 700 altını alıyoruz. O kadar yardım olmasına rağmen yine de kazanamadı. 700 altınımızı aldık. Abi her zaman size öğretmeye çalıştığım şey bu işte. Hayır, kittirme yap, kazan. Tam olarak videoyu izledikten sonra oyuna gir. Yaptığım şeylerin aynısını yap. Eminim kazanacaksın. Hadi bakalım, verdin size enerjiyi. Buradan da şöyle bir 400 altın. Yarsak mı burayı? Hadi yaralım. Normalde çok saçma bir hareket de. Bırak beni. Dakika 15'te imsör açtık. Şurayı bir uzak görüş. Sonraki saldırı Q tiyamaz. Bak gördüm, her şeyin animasyon iddialini yapıyoruz. Tavşanları, asker anları, son gaz devam edecek. İlk videoyu bayağı beğenmişsiniz. Çok teşekkür ederim bu arada. Geldim, bunu çektim. İyileşme eşyalarımız bitti. Birazcık da tank olmam lazım. Gidiyorum işaretini attım, gidiyorum. Mesela üçlü kuvveti alsan tamam. Sonra ölümün dansını alsan. Bence Thranduil ölmez ya. Ayakkabıyı da armor bot yapsan. Buradan %12 damage azaltıyorsun. Buradan zaten %30 damage azaltıp zamanla yiyorsun. Şu olduğu için de sürekli iyileşiyorsun. Bayağı havalı bir build oldu. Bir tane de ruh gömleği alırsın, ölmezsin. Ciddiyim, kafama yattı şu an. Karşıda bir büyücü, iki büyücü. Ezreal'ın ultisi büyü vuruyor, E'si. Bunun tüm yetenekleri AP vuruyor. Ulan niye ben? Ölmedik ve canımızı fullledik. Buradan da 700 altın. Bu oyun sanırım erken bitecek. Yani Thranduil oynuyorsanız oyunları erken bitirebiliyorsunuz. Takımınız çok kötüyse birazcık uzuyor. Bak canı fullendi yine. Hiçbir şey umursamayacağım. Kendini yeniden doğurdu. Deli taklidi yapıyor. RDM'li Zed. Gerçek bir RDM'li.
Kule kalmamış. Arkadaşlar canımız gidiyor, yeri fulliyorum ben. Ay base atma lan, atma lan. Hız aldı bir de. Olaya gel ya. Bunu sattım, bunu sattım. Buradan bunu, buradan bunu. Oyunu kazandık zaten. İlk maça kardeşim, like'ını bir anda bırak. Başka böyle ölümcül tempolu hangi karakter gelsin yoruma yaz. O karakteri çekeyim. Arkadaşlar diğer yorumları beğenmeniz de kanalın etkileşimini bayağı bir arttırıyor. Destekleyici olanlara çok teşekkür ederim. Dakika 18'de 3. imtörü açacağız bu arada yani. Burayı da istesem açabilirdim. Attım teleportumu. Bunu da aldım lan. Öldün kardeş. Bizim Fiora da mı iyi oynuyor? Bakmadım ama 4-1 oynuyor. Güzel. Bana şey demeyin bu arada. Tao 4 defa öldün cart cürt. Arkadaşlar bazen ölmek zorundasın yani bu oyunda. At W'nu aslanım. Zed'i de alacağız mı? Öldü. Kulemizi alalım da. Kule hasarı gelsin bana. Ben böyle küçük detayları düşünürüm. Hydra bastım. O da öldü. Yok abi, ölümcül tempo çok bozuk bir şey. Geri gelmesi saçma olmuş. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. Zafer. Arkadaşlar hızlıdan ikinci maça geçiş yaptık. Bu sefer karşımızda menzilli bir karakter var. Vlad'a karşı oynayacağız ve geçen oyun yaptığım şeyin aynısını yapacağım abi. Adamın arkasına dolanacağım. Ya çeyrek canını bırakacağız, ya flash'ını alacağım ya da öldüreceğiz. Bu tamamen rakibin hareketlerine bağlı. Minyona Q atacak burada bir. İlerlemesini bekliyorum. Deneyelim. Oğlum öyle bir yerde bekledi ki. Adama hile derdim yani. Öyle bir yerde bekledi ki. Cheese'imizi yemedi. Helal olsun. Neyse burada hata yaptı yine. Ama fazla hızlı yani. Nedense anlayamadım. 330 ile koşuyor. Biz 350 ile koşuyoruz. E niye böyle oldu? W fullleyen Vlad'lardan mı acaba? Öyleyse birazcık canımız sıkılabilir. Oyun Doran Kalkanı ile başladık. Menzillere karşı arkadaşlar Doran Kalkanı alın. Kılıcı alırsanız bir tık yine saçma oluyor. Wave'i şöyle yıkalım adamın üzerine. Sonrasında base atalım. Atmayacağım tabii ki. Adam oynamayı biliyor, hareketlerinden anlaşılıyor. Oha. Beş altın. Ne? Minyonlar öldü. Hayatımda aldığım en saçma killi. Gerçekten şu oyunu 14 yıldır oynuyorum ve hayatımda aldığım en saçma killi aldım. Ama abartmayalım, base atalım. Gel kardeşim, vampir kaslanı çek. Pot almana gerek yok ama bir totem çekelim. Sonrasında ilerleyelim. İki oyundur karşıma cins cins karakterler geliyor. Tahmkench, Vlad. İkisinde kaçma yetenekleri var. Tahmkench tabi daha gıcıktı. Minyonlara yaklaştırmamayı deneyeceğim. O minyona gelmeye çalışıyor. Alamadı bak, şunu alamadı. Bak bu yüzden can çalmalıyorsun. Adam lane'de seni dövüyor. Sen de gelip böyle iyileşeceksin burada. Oo, Diana gelmiş. Flash'ını aldı, güzel. Çok güzel bir gankti bu arada. Tebrik ediyorum Diana'yı. Adamı W'su yokken yakaladı. Şimdi burada da ne yapacağız? Minyon ve level farkını koymaya başlayacağım. 28 minyona 15 minyon. Mükemmel bir öğretici video oluyor şu ana kadar. Umarım sizler de zevk alıyorsunuzdur. Yemek yiyenlere tekrardan afiyet olsun. Düşünüyorum şu an makarna ya da döner yiyorsun. Aranızda mantı yiyen var mı? Ya da tabi ben şu an kebap gömüyorum diyen var mı? Teleportumuz da var. Level 6 olacağız. Vlad'ın flaşı yok. Geldiğimizde bir güzel keseceğiz. Büyük minyonu da kaçırır umarım. Kaçırmasa da ileri doğru yürürdüm. Buraya hemen bir yardım pingini atalım. Level 6'yız arkadaşlar. 38 milyon 15 milyon. Adam ne yaptı? Kule altına falan mı park etti ya? Ben ne zaman lane'i böyle dondursam rakip takımdaki oyuncu bir anda kayboluyor. Adam halen kayıp. Raping atalım. Aa, burada bekliyormuş. Totem atsam mı atmasam mı diye düşündüm. Sonra dedim atmayayım. 7 leveliz, 5 level, 15 milyona 50 milyon. Mantıklı nasıl oynanır gördünüz arkadaşlar. Burada 6 olursa direkt ultiyi koyacak bana, izleyin. Kule altında vurmayı deneyecek. Demeyeceğim yiyeceğiz. Geldim. Otomatik saldırı Q'u. Adamı umursamıyorsun. Sadece kuleye vur.
Size getir attım. Bir ölüme yakın hissettim ya. O yüzden atmamız gerekiyordu. Bu oyun bu arada mahvolmuş almamız gerekmiyor. Teleportumuz var. Teleportu atalım. Çok güzel gitmiyor muyuz ama? Baksanıza 68 milyon, 24 milyon ne? Bir takıma bakalım. Bot lane'imiz 1-2 duruyor. Kötü değiller. Birazcık W'sunu erken basıyor ama ve kendini kötü bir yere soktu daha yine. Aa, ne yaptım lan? Ben bu aralar çok fazla otomatik saldırı iptal ediyorum. Siz bu hatayı yapmayın. Ne diyorsunuz, Kayn'ı keser miyiz? Gayet güzeldi. Buradan Vlad gelebilir. Base attıysa kulesini alacağız. Oyundaki kule olduğu için de zengin olacağız abi. Yetişemiyordum Yona. Tiamat'la aldım. Oyundaki her şeyi yararına kullanmaya çalış. Gel abi, otomatik saldırı Q. Bak, bu Grafs'ları pinglediğim için Diana aldı ya. Şimdi de kulenin içinden geçiyorum. Kuleye en az 1000 damage attım bunun sayesinde. Ya her şeyin birbirine bir katkısı var. 550 altı üzerine 175 altına aldım. Şimdi base'imi koyuyorum. Eşyamı bitirdiğim için de daha da güçlü olacağım. Vlad'ım vay haline. Bence bu oyunda saldırı hız ayakkabısı çekelim. Bir tane Dagger. Uzak görüş, ilerleyelim. Saldırı hızım varsa, can çalmam varsa, bir de alan etkili can çalmam varsa ölmezsin. Bak, buradan saldırı hızı. Şundan geliyor. W'dan saldırı hızı. Buradan iyileşiyorsun, buradan iyileşiyorsun. Canın %40'ın altına düşerse %10 daha iyileşiyorsun. Ultinden iyileşiyorsun. Bak, Diana'yı pingliyorum sürekli. Takım arkadaşını almazsa da sen al abi. Ne yapacaksın ki yani? Hemen yeteneğini bastırdık yine. Minyonlara ulti atıyor. Oha. Güzel bir düşünce biçimi bu arada. Hakan geliyor. Kaldırdı. Güzel abi, bunları alalım. Kaldırmasa daha iyi olurdu tabi. Ama bazen olmuşa çare yok. Çok iğrenç oynuyorsun ya Vlad. Flash'ını aldım. Tam Kenji Vlad. Bunların hepsi aynı abi. Deli gibi can çalmam var. Kule yapma onu. E basacak, E basacak. Dojlamam lazım. Rakip kuleyi de yıkamadıysan tarifler seferinde hasar vere vere yıkıyorsun. Şu an öldüysek 5 altını da aldım. Bir dahakine alacağım o kuleyi. Nasıl yapsak ki? Kulesini aldım. Benlik hiçbir sıkıntı yok. Teleportumu attım. 4 kişiler. Katarina nerede bu arada? Nasıl yakalandım lan? Abartmayalım, base atalım. Kata baya kötü oynuyor. Benim mid kulesini almam gerekiyor şu an. 128 farmımız var. Oyundaki en yüksek farm bizde. Böyle bitirmeye başladım. Bazen şunu yapın abi. Rakip size vursun. Hasarını atsın. Anlatacağım. Öldüm galiba. En azından kuleyi aldım. 300 altın. Üzerine bunu aldık, bunu aldık. Şu kuvvetimiz de bitti. Dakika 16'da 3 tane eşya bitirdik. Mükemmeliz. Bak mesela 4. eşya ölümün dansı. 5. eşya ruh gömleği alsak.
Karakterimiz ölmez ya. Ama bu build de mahvolmuş da lazım yani. Ya da Navori çeksek. Navori birazcık troll oluyor arkadaşlar da. Bence mahvolmuşu alın. Lazım yani karaktere. Vlad kötü oynamadı gördüğünüz gibi. Bana bir defa öldü. Abi ben 700 altınımı istiyorum. Lulu yakalandı. Sıkıştırdım gibi gördüm ama. Diana vade açtı sanırım. Bir oyun daha oynayacağız ya arkadaşlar. Şimdi herkes burada savaşıyor zaten. Katana sen harbiden çok garip bir çarsın. Garip çar derken yani oynayan kişiye diyorum. Şampiyona laf atmıyorum. Bak double kill aldı. Vur kardeşim, beni iyileştiriyorsun sen şu an. Bay bay. Brandle oynamayı özlemişim ama arkadaşlar. Bak hiç skorumuz yok ama oyundaki en yüksek kule hasar bizde olacak. Kaç tane kule yıktık mesela? Bir sayalım. Buradaki iki kuleyi ben yıktım. Mid'de iki kule yıktım, 3. Mid'de ikinci kule yıktım. Abi ne ya? Gerçekten mi? Adamlar kafaya koydu yani beni kesmeyi. Arkadaşlar sanırım mid'de bir fight dönecek. Son saldırı Q. Şöyle totemimizi kestik. Yine hiçbir şey umurumuzda değil. Hayatsız gibi hareketirme yapacağız. Bu oyun maksimum hasar atamadım bu arada. Kule hasarını attım ama yani şampiyonlar hasarda beni büyük ihtimalle geçtiler. Şu Katarina 13 falan oynuyor. Bu ne mesela böyle? Exhaust her şeyi yedim. Arkadaşlar dakika 22, 6 tane kule indirdik. Bence birazdan efes sesi gelecektir. Halen kule korumaya geliyor ya, inanılmazsın sen ya. Ağır yara almış. Yedinci kule miydi burası? Hadi bir direnci çekelim lan artık. Burayı dalıp öleceğiz bu arada. Oha hasara bak. Ne kadar rahat lan Katarina. Arkadaşlar bir oyunun daha sonuna geldik. 2-6 oynayarak 7 tane kule yıkarak kazandık. Hiç hasar tablosuna falan bakmayacağım. Kule hasarını ekrana koymuşumdur. 3. oyuna geçelim. 3. oyundayız. Arkadaşlar hızlıdan 3. maça geçiş yaptık. Bugün cins karakterlerin gelme günü. Karşımızda Gragas var. Sürekli E atacak. Uzaktan Q atıp dürtecek. Felaket canımız sıkılacak. Yine Doran kalkanıyla başladım. Hazırsanız oyuna geçelim. Arkadaşlar boyu çiz sakti atabileceğiz mi? Aha Gragas'ı gördüm. Şöyle bir ilerleyelim. Çaktırmadan gidiyoruz. E'sini atacak burada. Otomatik... Bak atamadı bile. Otomatik saldırı Q. Önüne yürüyorsun sürekli. Otomatik saldırı. Otomatik saldırı. Otomatik saldırı Q. Otomatik saldırı. Otomatik saldırı. Flash atsak biz zararlı çıkacaktık. Yine güzel kazandık burayı da. Arkadaşlar oyun başı yaptığımız şey sayesinde şu an minyon olamıyor. Basit ama etkili bir taktik. 2 level oldu ben olamadım. Hasar azaltması kazanıyor. Gördünüz mü arkadaş saçma. Adamı dövdüğümüz halde adam yine de trade'leri kazandı. Böyle iğrenç bir şey olamaz. Bak karşımıza gelen 3 çarın 3'ü de birbirine o kadar çok benziyordu ki. Flash atabilir.
Hadi gelin yine tırpağımızı çekelim. Güzelinden teleportumuzu atalım ve lane'imizi kazanalım. İnsanlar stomplayacağı çarları öğrenmiş ya. Öyle imza attık. Minyonumu alacağım, bana vuracaksın. Kararını ver. Arkadaşlar proxy'ye başladık. Rakibin kulesinin canı gidiyor. Sen de burada minyon kaybetmeden kazanıyorsun. Abartmayalım, bir base atalım. Ayakkabı çekeceğim, doldurulabilir iktir. İlerliyorum. Minyonları çekeceğiz. Üzerime aldım, bırakacağım birazdan. Bıraktım. Tek bir hedefe vuracaklar. Saçmalığa gel işte. 6 el oldu. Oğlum nasıl yeneceksin ki bu çarı? Harbi Gragas yapan ne düşünüyordu acaba? Level 6 bait atmayı deneyeceğim ama adamda da ulti var. Ultisiyle büyük ihtimalle kaçacaktır. Gördünüz mü abi? Nasıl kazanacaksın yani? Aa, bunu alacağım, Ekarim geldi. Flash atacak ama. Böylelikle oyuna bir şekilde dönmüş olduk yine. Bu iyi saldırı Q. İkinciyi de alsam yeterli. Çok şansını zorlama. Gel hızlıdan base'ini at. Birazcık daha eşya al. Sıfır bir. 3-4 de bot lane'imiz var. Oynasın üzerime. Aha, boşa attı. Yine ultiyi aldık. Ne güzel anasını satayım. Çok hasar yemeden burada bir lane'imizi donduruyoruz. At göbeğini. Kaybettin. Gragas gibi ölmeyen bir şampiyonu bile kesebiliyorsak Trundle OP deliğine. Bak bir şey diyeyim, videoda gerçekten en zor rakipler geldi karşımıza. Ya istesem yapamam ben bunu. Denk getiremem. Yeni bir uygulama falan mı çıktı böyle? Rakibi counterlayan şampiyonları mı gösteriyor uygulama? Çünkü geçen de Volibear oynuyorum mesela. 3 oyun karşıma Shen geldi. Şimdi de abuk subuk şampiyonlar geliyor. Hepsi de Trundle'ı counterlayan tipler. Oyundaki ilk kule. Çok rahat bir şekilde indiriyoruz. Gragas da trollüyor. Karşılığında ejderi verdik, olur öyle. Base atalım. Yapabilirsem middeki altın almayı deneyecektim, bu geldi. Mana kazanıyorum sürekli. Şunu basmayacağım, biraz bekleteceğim. Biraz baitlemiş olduk. Bir de o teleportu koyarsam kazanacağım orayı. Paramız yetmiyor. Buff olmuş olacaktı ama bu wave'i hızlı ittirmem lazım. O yüzden Hydra'yı aldım. Geri pingini attık. Sen var ya. Neyse. Onu yapma bari be, değil mi? Yardım hocam. Yine bir Gragas Rezitali. Şu Aurora gelmeden bir dittirmem lazım.
Bu redemeli bir Aurora oyuncusu. Neyse biz bunu kulesine alalım. Buradan da tapa kayıyorum. 350 altımız geldi. Bu oyun güzel oynuyoruz bak, 120'siz. Halen 10 CS per minute yapamadım ama olsun. Arkadaşlar bakın, üzerimizde 2600 altın var. Base attığımızda mahvedeceğiz rakibi. Yeteneklerini bastırdım bilerek. Kulesine vuracağım zaten. Bizde büyük minyon olmaması büyük bir şanssızlık. Ne yaptım böyle? Oha yeter. Artık gelmeyin değil mi? Şu kuvveti bitirelim. Buradan da Kate Mid kulesini açıyor. Bayağı bir canlı almıştık buranın. Burada teleportumuzu şöyle kullanacağız arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Top lane'deki kuleden 700 altın alacağım. Sonra bot'a teleport atacağım. Oradan da 700 altın alacağım. Böylelikle bir eşya daha bitireceğiz. Allah'ım, ben de şöyle yapıyorum o zaman. Sen benim skorumu önümden alırsan. Kuleyi almayalım diye. Beş altın. Yürüyemiyorum ki abi. 3.58 saniye. Geldik, burayı yıkalım. 5 altın. Buradan da bir 400 altını çekiyoruz. Yemek yerken izlemesi mükemmel bir video. Bunu bekletmesi fena bir harekette. Aurora yine geldi. Mesela niye burası? Neden mid değil? Birinciyi açtım söz verdiğim gibi. Hemen ikinciye koşuyorum. İkinciyi açamadık. Ya bir de adamlar all-in yapıyor yani. Hepsi yine geliyor. Kalkan yay açıldı. Dakika 21, 4 eşyayız. Oo, yöne bayağı iyi oynadı orayı. Arkadaşlar ikinci imtörü Kate açtı. Üçüncüyü ben açacağım şimdi. Sonra Baron'u alacağız, oyun bitecek. Hatta şu an bile bitmiş olabilir. Sanırım şu an bitti. Yani iki fight'ta her şeylerini basarlarsa ben de gelir böyle bitiririm. Oğlum kule bırakmayacağım bu oyunda. Kraken alsak nasıl olur lan, hiç denemedim ha. Baron lazım, 3 tane imtör açtık dedim. Baron alınca buradan 2 milyon, buradan 2 milyon, buradan 2 milyon. Baron güçlendirmesi, üzerine omurga kıran güçlendirmesi, %100 kazandık oyunu. Vursana kanka artık. Acaba bıraksam alabilirler mi ya? Ben bir bıraktım. Size söyledim olayı yapacağım bak. Zaten kuleleri yok. Şimdi bodybuilder, fitnessçi minyonlar geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bodybuilder'lar bam gün vuruyor. Babam TV'ci kestiler.
Minyonlar Twitch'i kesti abi, şaka gibi. Nasıl bitiriyorlar şunları, tiplere bakın. Teleportumuzu attık ve bir güzel oyunun sonuna geldik. Yemek yiyenlere son kez afiyet olsun. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. Zafer. Trundle'ı kazandık. 7-5-1. 14.000 altında oyundaki en yüksek. İkinci altın bizde. Kendim boyun güzel oynadı ya. Beni de geçti eleman. Hasar tablosuna geldiğimizde 29.000 ile gökçelerimiz bir güzel dikildi. Kate kötü başlayıp nasıl böyle oyuna döndü anlamadım. Ama kulelere toplam hasarı bir bakar mısın? 25.000 kule hasarı ne kardeşim? Videonun başlığı çıktı bana. 25.000 hasarla koskocam gökçelerimizi bir güzel diktik. Ben ufaktan videoyu bitireceğim. Mükemmel bir gün geçirmenizi istiyorum. Instagram'a... Yine Discord'a diyecektim bak. Discord kapandı abi. Instagram'a bekliyorum. Gelin bir mesaj atın. Videonun altına yorum atın. Uzatmıyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Tav kaçar. Hoşçakalın. Bye bye.